Hadi gelin x küp çarpı kare kök içinde 9 eksi x kare dx belirsiz integralini ya da ters türevini diyelim. Evet bunu almaya çalışalım. U dönüşümünü denemek aklınıza gelmiş olabilir ama bunun sizi sonuca çok da yaklaştırmayacağını düşünmüş olabilirsiniz. Karşınızda aslında çok büyük bir ipucu var. 9 eksi x kareyi, evet bunu 3'ün karesi eksi x'in karesi olarak ifade edebiliriz öyle değil mi? Ve bu formda yani a kare eksi x kare formunda bu ifadeyi gördüğümüzde x yerine a çarpı sinüs teta'yı koymanız faydalı olacağını biliyoruz. Neden diyecek olursanız, x yerine bunu koyduğumuzda, a kare eksi x kare a kare eksi a kare sinüs kare tetaya dönüşür. Ve bu da a kare çarpı 1 eksi sinüs kare tetaya eşittir. Nereye varacağımızı anladınız değil mi? Evet bu, a kare çarpı kosünüs kare teta'ya eşit olur ve burada da işimize yarayacak bir sadeleştirme olabilir. Deneyelim mi? Buradaki a 3'e eşit olduğuna göre hemen yazıyorum. x yerine a sinüs teta yani 3 sinüs teta'yı kullanacağız. Buna ek olarak dx'in neye eşit olacağını da bulmamız lazım. Bunun türevini alınca dx'i bu arada bunun dx bölü d teta olarak da düşünebileceğini söyleyebilirim ama dx'i yalnız bırakacağımız için bunun da 3 çarpı kosinüs teta d teta olduğunu buluruz. Evet, bunun teta'ya göre türevini aldığımızda bu ifadeyi elde ediyoruz. Ve şimdi her şeyi yerli yerine koyarsak orijinal ifade, Yeşil kullanmaya devam edelim. 3 sinüs teta'nın küpü 27 çarpı sinüs üzeri 3 teta'ya eşittir. Ama bir saniye takip etmeyi kolaylaştırmak için şöyle yazacağım. Evet bu kısmı yazıyorum. 27 çarpı sinüs üzeri 3 teta çarpı buradaki ifade karekök içinde 9 eksi 9 sinüs kare teta. Ve dx yerine de farklı bir renk kullanayım. Evet dx yerine de bunu yazacağız. Çarpı 3 kosinüs teta d teta. Şimdi sizce bu ifadeyi biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Şuradan devam edeyim. Bunu kare kök içinde 9 çarpı 1 eksi sinüs kare teta olarak yazabilirim öyle değil mi? Ve bu da kare kök içinde 9 çarpı kosinüs kare teta'ya eşittir. Bundan önceki videoda olduğu gibi kosinüs teta'nın pozitif olduğunu varsayacağız ve sonuç olarak 3 kosinüs teta elde edeceğiz. Evet neymiş burası 3 kosinüs teta'ya eşitmiş. 27 çarpı 3, 81 eder. Çarpı 3 de 243. Bunu başa alayım. 243 çarpı belirsiz integral. Burada bir sinüs üzeri 3 teta var. Sonra da kosinüs teta çarpı kosinüs teta. Yani kosinüs kare teta. Bununla bunu çarpınca bunu elde ediyoruz ve d tetayı da unutmayalım. Hiçbir şey atlamadık değil mi? Evet, bu noktada bile kolayca çözülebilecek bir şeye benzemiyor ama biraz daha sabredin. Az sonra her şey çok daha kolaylaşacak. Neden diyecek olursanız bu klasik bir U dönüşümü ifadesi de ondan. Aslında şu anda çok da belli değil. Yani önce bir şey daha yapmamız lazım ama sizce burada U dönüşümü nasıl kullanılabilir hale getirilebilir? Peki karşınızda trigonometrik fonksiyonlar olduğunda hele bir de üstel trigonometrik fonksiyonlar var ise ve bunlardan bir tanesinin kuvveti tek ise evet ne yaparız u dönüşümünü kullanabilmek için kuvveti tek olan trigonometrik fonksiyonun üstlerinden birini ayırırız öyle değil mi hadi yapalım 243 çarpı sinüs üzeri 3 teta yerine sinüs teta ya da ya da sinüs kare teta çarpı kosinüs kare teta çarpı sinüs teta d teta yazayım. Bu ifadeyi u dönüşümü yapabileceğim bir hale getirmeye çalışıyorum. Mesela du sinüs teta d teta olabilir öyle değil mi? Eğer u'yu kosinüs teta'ya eşitlersek buraya gelebiliriz. Bu durumda du bölü da eksi sinüs teta d teta'ya eşit olur. Neyse bir bakalım. Sinüs kare teta 1 eksi kosinüs kare teta'ya eşittir ve o zaman da 243 çarpı belirsiz integral 1 eksi kosinüs kare teta çarpı kosinüs kare teta çarpı sinüs teta d teta elde ederiz. Şu ana kadar bazı trigonometrik dönüşümlerden faydalandık. Burada sinüs tetalardan birini ayırdık ve bunu da kosinüslü bir ifade olarak yazdık. Tüm bunları bu kısımda kosinüslü bir fonksiyon, burada da kosinüsün türevine çok yakın bir ifade elde edebilmek adına yaptık. Ve artık u dönüşümü için hazırız. Hadi bakalım. Elimizde bir şeyin fonksiyonu ve sonra da türevi varsa u'yu o şeye eşitleyebiliriz. Yani u eşittir kosinüs teta yazıyorum. du da eksi sinüs teta d teta'ya eşit olur öyle değil mi? Burada sinüs teta d teta var. Bunu eksiyle çarparsak ifadenin değerini değiştirmemek için buraya da bir eksi işareti koymam lazım. Eksi çarpı eksi artı edeceğinden ifadenin değeri değişmemiş olacak. Evet işte işte d u ve burası da u'nun bir fonksiyonu. Harika. Şimdi baştan yazalım eksi 243 integral 1 eksi u kare çarpı u kare d u. Bunun neye eşit olduğunu bulmak artık çok kolay değil mi? Buradaki parantezi de açarsak, eksi 243 integral u kare eksi u üzeri 4 d u buluruz. Buradaki parantezi açınca bunu elde ettik ve bu ifadenin ters türevinin neye eşit olacağını da artık biliyoruz. O halde eksi 243 çarpı u karenin ters türevi u küp bölü 3'e eşittir. u üzeri 4'ün ters türevi de u üzeri 5 bölü 5'e. Güzel. Artı c'yi de unutmayalım. Şimdi buradaki eksi işaretinden kurtulmak için bunların yerini değiştirelim. Demek istediğim bu parantezi açtığımızda bu negatif olacak, bu da pozitif. Böylelikle 243 çarpı u üzeri 5 bölü 5 eksi u küp bölü 3 artı c elde edeceğiz. Bu noktada cevabı bulduğumuzu düşünüyor olabilirsiniz ama henüz bulmadık. Zira buradaki her şey u türünden ama orijinal fonksiyonumuz x'in bir fonksiyonuydu. Bundan sonraki videoda bu dönüşümü tersine çevireceğiz. Başka bir deyişle buradaki ifadeyi alıp x türünden yazmaya çalışacağız. Bunun için de u'dan teta'ya, teta'dan da x'e geçmemiz gerekecek çünkü iki tane dönüşüm uyguladık.